Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Size sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere baget pulla yapmış olduğum modelin köşe detayını anlatmak istiyorum. Bu modelimi daha önce çekmiştim ve çok fazla soru gelmiştim bir yazmaya kaç gram baget pul gidiyor? Köşe detayı nasıl olmalı diye. Bu yazmamı hem sipariş olarak yapıyorum hem de sizlere hem köşe detayı, hem kaç gram pul gittiği hakkında, ütüsünü nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğim inşallah. Umarım faydalı olur. Aslında biraz da rahatsızım ama bu elimdeki sipariş olarak yapmış olduğum yazmayı bitirmeden hemen köşesinden sizlere göstermek istiyorum açıkçası. Sonra hani bitmiş halini her zaman denk getiremiyor olabiliyorum videolarda. Son günlerin çok popüler olan rengi çok da beğenilen bir rengiyle siparişimi hazırladım hanımlar. Müşterimin isteği üzerine. Yazmam Reyyan marka elma yeşili. Çok beğenilen bir yeşil Mutlaka bu yeşilden almadıysanız alıp denemelisiniz diye tavsiye ediyorum. Kesinlikle alın hanımlar. İp numarasında hiç arayış içine girmeyeceksiniz. İp numarası da 356 numara birebir uyumlu, harika bir uyuma sahip. Şöyle kod numaralarını da e, tutayım. Ekran resmi almak isteyen olursa, Reyyan marka kod numarası 120 elma yeşili açık yazıyor. İpimizde altın başak 356 numara, harika bir uyuma sahip. Pullarımıza gelince hanımlar, pullarımız normalde bunlar salkım saçak oyalarda kullanılan baget pullardır. Bu pulları ipe dizmek bir hayli zor. Birçok kişi de istemişti ki ipe dizmeden bu pulları nasıl bir oya yapabiliriz diye. Bu modeli yaparken ipe dizmenize hiç gerek yok. Direkt seri bir şekilde çok da hızlı bir şekilde örebiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor hanımlar. Ben çok beğendim. Elimdeki baget pulları almış oldum. Baget pulları da hep bu modeli yaparak denemek istiyorum açıkçası. Yapmak istiyorum yani. Şimdi hanımlar ne kadar pul gider diye çok fazla soru geldi. Ben bu pulu aldığımda model çekeceğim diye aldım. Ee, sonra da model çektiğimde sipariş geldi ve yaptım. Pulum 50 gramdı arkadaşlar. Kalan bul pu yani. Tekrar bir tane daha oya çıkmaz. Ee, baget pullarda normal damla pul olmuş olsaydı e, bu şekilde bir oya iki tane oya çıkartıyordu ve artıyordu. Ama baget pul olunca maalesef ki ikinci oya yani kesinlikle çıkmaz arkadaşlar. Bakın çok az bir şey kaldı. 100 gram şey alırsanız baget bu. 3 tane oya çıkarırsınız. En makulü de o şekilde. 50 gram aldığınızda kalan bir işinizi görmez. 100 gram aldığınızda çok rahat bir şekilde 3 oya çıkmış olur. Sizin için hem de o oy pulunuzun kalan kısmı kenarda kuşada kalmamış olur. Sizlere daha avantajlı bir şekilde olmuş olur hanımlar. Şimdi hemen modelimi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın modelimin köşe detayları bu modelde çok önemli. Bütün modellerde olduğu gibi köşe detayları çok çok önemli hanımlar. Modelimiz bu şekilde. iki seferde tamamlanıyor. Ben altına zürafa gitmeden yapabiliyorum. Hiç zorlanmıyorum. Ama hem zürafalı nasıl yapmanız gerekeceğini yapmanız gerektiğini hem de zürafas halini nasıl yapmanız gerektiğini sizlere videoda anlatmaya çalışacağım inşallah. Modelin bu şekilde hanımlar. Sizlere biraz göstermek için ütüledim ben. Bittiğinde tabii ki tekrar yine baskın bir ütüsünü vuracağım. Çok harika bir duruşa sahip. Ben çok beğendim bu modeli. Müşterim de talep ettiği için modeli müşterime hazırlıyorum. Şu anda bütün köşelerimde aynı detayda da şöyle gösterebilirim. Aynı özenle köşelerime dikkat etmeye çalışıyorumdur bütün oyalarımda olduğu gibi hanımlar. Dediğim gibi şunun tam ütüsü vurulmamış şu an tekrar ütüleyeceğim. Oyamın da bitirmeme çok az kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az kaldı. Buradan sizlere köşe detayını göstereceğim. Eee halinde yaptığınızda ilmekler çıktığında bozulma yapıyor. Alt zeminini yapmadan e, zürafa fasıyla beraber gittiğinizde e, ilmekleriniz kesinlikle bozulma yapmıyor. Ama ben e, zürafa yapacağım derseniz hanımlar 7 numaralı şiş kullanabilirsiniz. 7 numaralı misina şiş kullanırsanız sizlere çok kolaylık olur. Kalem ebatı şiş 7 numaradır. Şimdi buradan hemen sizlere modelimin köşe detayını göstermek istiyorum. Çok kısa bir şekilde de zürafa üstüne nasıl yaparsınız onu da göstereceğim arkadaşlar. Video biraz uzayabilir belki atlatabilirsiniz. Hani nerede anladıysanız orada bırakabilirsiniz. Ama ben çok güzel anlaşılsın diye her ikisini de detaylıca bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi buradan hanımlar normalde başlangıç noktası zaten çok kolay. Şurada da gördüğünüz gibi bakın. Şurada başlangıç noktasını da göstermiş olayım. Pardon e, kaydedelim. Buradan ipinizi tığınıza sabitliyorsunuz. Yazmaya kıvırıp ilk da ilmek geçirmemişim. ikincisinde de ilmeğe takmaya başlamışım. İlk zemin bu şekilde başlıyor. Şimdi arkadaşlar burada ilmeğimi takmıştım zaten. Şu dibinden ilmeği aldım. Bir. 2, 3 zincir çektim. zürafasız yaparsanız hanımlar çok sık batmayın kesinlikle normal bir seyreklikte yapın. Bakın çok sık değil alt zemini. bir zincir çektim ilmeği bu şekilde kaleme taktım. Sonra dibinde ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradan bu şekilde batıyorum. Tekrar ilmeği taktım. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi köşe detayını sizlere göstermeyeceğim için biraz burasını hızlı ilerlettiriyorum. Köşede ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. 1 2 3 zincir çekiyorum. benim elim çok sıkı değil hanımlar. Siz elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın çok köşeye yakınlaştım artık. Şöyle inşallah netliyordur kamera köşeye yanaştıktan sonra yine bir zincir çektim ilmeğimi kaleme taktım bakın bu şekilde hanımlar asemi bu şekilde ilerliyor şimdi köşedeki püf noktayı göstereceğim sizlere buradan hemen dibinden yine ilmeğe giriş yaptım ilmeğimi aldım bir zincir çektim bakın aynı ilmek içinden iki defa kaleme taktım aynı işlemi yani tekrar yine aynı yerden giriş yapıyorum 1 2 3 zincir çektim ben e, hanımlar köşeye geldi. E, tam dibine yanaştıktan sonra kıvırıyorum. Çünkü köşem yuvarlak olduğu zaman sevmiyorum. Köşem yuvarlak köşe sevmiyorum. Ben bir zincir çektim. İlmeği kaleme taktım. Tekrardan aynı yerden ilmeği aldım. Bir zincir çektim. Kaleme taktım. Böylelikle aynı tığ battı içinden ilmeğin içinden iki defa kaleme takmış oldum. Bunu köşelerde kesinlikle yapmalısınız. Bütün oyalar için geçerli hanımlar. Kalem oyalar için köşeleri bu şekilde yapmalısınız. Şimdi bakın köşeye çok yakın gelene kadar burada battım. Şimdi ne yapıyorum? Köşeyi kıvırıyorum. Bakın hanımlar ben bu şekilde terse kıvırabiliyorum. Diyelim ki siz bu şekilde yüzünüze kıvırıyorsunuz. Bakın diyelim ki bu şekilde oyayı yüzünüze kıvırıyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Kalem kısmını bu şekilde yaptığınızda Diğer tarafından başlarsınız oyanın bu kıvırmış olduğunuz yer yazmanın tersinde kalır. Bu kıvrılan yer yazmanın yüzünde kalmasın hiç hoş durmuyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim Cenk, Yazmaları kıvırmak daha zor. Reyyan yazmaları kıvırmak çok daha kolay. Bakın şimdi böyle bu şekilde çok kolay bir şekilde kıvrıldı. Yine belirli bir mesafeden giriş yaptım. Bir zincir çektim. İlmeği kaleme taktım. Yine Buradan bakın ilmeği aldım. Bir zincir çektim. Aynı yerden tekrar işlem yaptım. Aynı yerden giriş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradan bakın kıvırıyorum belirli bir mesafeden ve geldim. Yine buradan giriş yaptım. Şimdi buradan da iki ilmek yapacağım hanımlar. Çünkü köşem kesinlikle gerdirsin istemiyorum. Özellikle de pulloyalarda gerdirdiği zaman hiç hoş durmuyor. Bakın buradan ilmeği giriş yaptım. Bir zincir çektim. ilmeğe taktım. Yine aynı yerden giriş yapıyorum. Üç zincir çektim. Bakın böyle kıvırıyorum. Belli bir mesafeden batıyorum. Şimdi orada her ilmeğin içinden iki defa taktım. O yeterli gelir Artık şimdi tek tek batarak ilerleteceğim bakın arkadaşlar şurası da az kaldı zaten onu kamera arkasında ben bitireyim şimdi buradan bakalım köşemiz nasıl olmuş nasıl yapmışız bunu mutlaka siz yapın yani hanımlar şöyle bakın köşemizin muntazamlı görürsünüz şöyle dış tarafına da baktığımızda hiçbir anormal bir duruş yok Çok güzel bir köşe oluyor Hanımlar geldirme yapmıyor kaç tane yerinde 2 ilmek yapmışım. Bakın 1 2 3 4 tane yerinde ikişer ilmek takmışım gördüğünüz gibi ilmekler kalemden çıktığında kesinlikle gevşeme yapmıyor zürafa üstüne yaparsanız gevşeme yapıyor kesinlikle e, misina şiş kullanmalısınız. Şimdi zürafa üstüne nasıl yapılıyor onu da göstereceğim ama hanımlar e, onu sonunda göstereyim. Buradan sizlere hemen pulunu da gösterdikten sonra zürafa üstüne nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. inşallah anlaşılır bir video olur. Şimdi arkadaşlar düşünün ki ipinizi tığınıza bu şekilde sabitlediniz. Başlangıç noktası da bu şekildedir zaten. Şöyle buradan da başlangıç noktasında gösterebilirim. Buradan ipimizi tığımıza sabitleyip şuradaki ilmeğin içinden giriş yapıyoruz. Sonra pulumuzu alıyoruz. Bu ilmeklerimiz dönerse ilmeklerimizi kesinlikle düzeltelim. İlmeğimin içine bir tane mini batarak giriş yaptım. Pulu elimizde tek tek alarak işte zor olur diye düşünmeyin. Hiç de zor olmuyor. Çok hızlı ilerliyor. Ben çok seviyorum bu oyayı örmesini. Pulumu aldım bu şekilde kapattım. Şöyle ipimle tığımın arasından pulu arkaya attım kapattım aynı ilmeğin içinden bu şekilde tekrar battım arada bir tane zincir çekiyorum bakın şuradaki ilmeğim dönükse düzeltiyorum ilmeğim dönmüştü düzelttim bir tane milistüsüz battıktan sonra pulumdan alıyorum pullarında hanımlar bazen ki bu baget pullarda bazılarının kenarı delik çıkıyor şimdi burada varsa size göstereyim hemen onu kullanmayın bunda bunu salkım saçakta kullanabilirsiniz. Bir belirginlik ana hani oyanızın şeklini bozmaz ama bu tarz oya da bunu kullanma. Mesela aralarda böyle kenarı delikler çıkıyor. Bunları ayırın. Sonra salkımlı oya yaptığınızda bunları kullanabilirsiniz ama bu oya için güzel durmuyor. Oyanın şeklini bozuyor. Bakın bu ortadan delikli. Şöyle göstereyim. Bunun deliği tam ortada. Çünkü böyle fireler olabiliyor pullarda. Pulumu aldım bu şekilde kapattım şöyle arkaya attım buradan şimdi hanımlar bir zincir çekiyorum ilmeklerim de bayağıdır bekliyor çünkü bunu masanın üstüne serdim video çekeceğim diye modeli bitirmedim hanımlar çünkü video çekmeyi de zamanım olmadı zamanım oldukça çekebiliyorum ilmeğin içinden giriş yaptım pulumu alıyorum bu şekilde bakın aldım kapattım Kapattıktan sonra ipimle pulumun e, tığımın arasından arkaya attım. Şu şekilde sabitlemiş oldum. Yine tekrar ilmeğin içinden batıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki ilmeğimizin arasından da giriş yapıyorum bu şekilde. Köşelerde pul yaparken hiçbir sıkıntı olmaz. Benim yaptığım şekilde alt zemini hazırladığınızda gerdirme yapmaz. Diyelim ki hanımlar alt zemini bu kadar sık yapmadınız. Ne yapın biliyor musunuz? o şeyi de vereyim. Bir tane çubuğa iki tane pul takmayı deneyin. gerdirdiğini hissederseniz o şekilde de kurtarabilirsiniz. Şimdi bir tane daha bunu yaptıktan sonra size zürafalı hali halini göstereceğim. Buradan bakın ilmeğin içine giriş yaptım. Pulumu alıyorum kapattım bu şekilde arkaya attım bir zincir çekiyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum ikinci kısmımız da bu şekilde şimdi Hanımlar ötüsünü nasıl yapıyorsunuz o yanınızı bitirdiniz masanın üstüne böyle serin birazcık düzenleyin ben üstüne bez kullanmadan ötülüyorum hiçbir e, sorun yaşamıyorum pullarımda ama siz yine de e, temkinli olun ütünüz Belki farklıdır e, Üstüne bez koyabilirsiniz ama pullara kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden çok baskın bir ütü ile ütü vurabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız pulların üstüne ütü vurmuyorlarmış ama ben pulların üstüne de ütü sürüyorum. Hiçbir sorun yaşamıyorum hanımlar. Bugünkü modelim bu şekilde. Şimdi hemen sizlere çok kısa da olsa da zürafa üstüne anlatımını da göstermek istiyorum. Şimdi zürafa üstüne yaparken arkadaşlar ipimizi bu şekilde tığma sabitledim. Hemen hızlıca göstermek istiyorum. Farklı bir tığlanmış yazmam elimde vardı. Bakın zürafasını da 3 zincirle tığlama yapın. Çok sık tığlama yapmayın. Kesinlikle oyanız marullanma yapar. Buradan bu şekilde bakın giriş yaptım. 1 2 zincir çektim. İlmeğimi bu şekilde kaleme taktım ilmeği kaleme taktıktan sonra hemen yanındaki ilmekten giriş yapıyorum ilmeği bakın aldım bu şekilde kapattım bir zincir daha çektim ilmeği bu şekilde kaleme taktım sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum ilmeği aldım bu şekilde kapattım bir zincir daha çektim ilmeğimi kaleme taktım sıradaki tığ battısından giriş yaptım ilmeği aldım bu şekilde kapattım bir zincir daha çektim. İlmeği kaleme takıyorum. Sıradaki tığ battısından bu şekilde de kolay oluyor hanımlar ama bu şekilde yaptığınızda ilmekler bir taraftan arkadan çıkarsa ilmekleriniz ne kadar eliniz sıkı olursa olsun ilmeklerin dibi gevşiyor ve sökülüyor. Sizi çok zorlandırır. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Ondan da bahsedeyim. Şöyle misinalı şiş kullanabilirsiniz hanımlar. Misinalı şişinizde Mesela buradan dolduruyorsunuz ya ilmekleriniz şu şekilde misinanın içinde kaldığı zaman kesinlikle bozulma yapmıyor. O zaman da sizin işiniz gerçekten çok kolaylaşıyor. Ben de bunu gerçekten yeni keşfettim. Ve e, bu tarz oyalarda kullanmış olduğum bir sürü misina şeyleri aldım. Bakın burada 5 numarasını aldım. Mesela e, şurada nasıl varmış 9 numarasını aldım. Bütün oyalarımda hangi oyayı hangi kalınlıkta yapmak istiyorsam hep bu şekilde misma şişler aldım çünkü beni çok işimi kolaylaştırıyor bu ilmekler bakın bu şekilde kalemden çıktığı zaman kesinlikle bozulma yapıyor hanımlar kalem ebatındaki şişin numarası da 6 numaralı şiştir nereye koydum şimdi burada pardon 7 numaralı şiştir kalem ebatında istiyorsanız 7 numaralı ilmeklerin biraz daha uzun düşsün istiyorsanız 8 numarayı kullanırsınız Ondan fazlası da çok geniş olur. Güzel durmaz. Umarım sizlere çok faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Köşe detayı bütün oyalarda çok önemli olduğu için. Özellikle sizlere bugün köşe detayını gösterdim. Modelim bu şekilde. Çok beğenildi bu modelim hanımlar. Çok da talep var. Birçok böyle yazma rengine yapıp kombinip elimde hazır etmek istiyorum açıkçası. Çünkü elimde çok fazla pullar var sayfaya hangi modeli atsam inanın ona sipariş geliyor. Bu da çok beğenilen modellerden bir tanesi. Hem de pulları dizimeye uğraşmamış oluyorum. Pul dizmek bir hayli zaman aldığı için beni sıkıyor açıkçası. Bu modeli de örmeyi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Bir başka videomda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola.